7 numara 2000-2003 yılları arasında TRT1'de yayınlanmış olan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Aile sıcaklığının, absürt komedinin, kısa sürede optimum hikaye anlatmanın adresidir 7 numara. İzlediğimiz en güzel dizilerden biri olmasının da sayısız sebebi vardır. Dizinin senaryosu bizzat oyuncuları tarafından yazılmıştır. Dizide Rüya, Recep ve Ayten karakterini canlandıran oyuncular aynı zamanda dizinin senaryo ekibinde bulunmaktaydı. Türkiye'nin en iyi senaristlerinden Oya Yüce de dizinin senaryo ekibindeydi. Tek bir tane bile yeteneksiz, izlerken rahatsızlık veren oyuncu yoktu. Aksine bir tiyatro sahnesi izliyor gibi zevk ve keyif alınıyordu. Bunda büyük ustalar Engin Alkan ve Şebnem Sönmez'in etkisi oldukça çoktu. Daha 2000'li yılların başının Türkiye'sinde kadın ve erkek öğrencilerin aynı evi paylaşabileceğini bu şekilde göstermek büyük bir cesaretti. Bir erkeğin ve kadının arkadaşça, kardeşçe aynı evi nasıl paylaşabileceğini gösterdiler bize. Ballıoğlu ailesinin iki üyesi bize çocuğu olmuyor diye kocasını, karısını boşayan onca insan varken birbirlerine nasıl yetebildiklerini ve çocukları yerine aşklarını büyütebildiklerini gösterdiler. Bir kız arkadaş grubunun tüm üyelerini barındırıyordu. Çapkın tikisi, fazla aklı başında olanı, hayalperesti, trolü. Bu karakterler bizlere bütün dertlere beraber göğüs gererek, herkesin derdini düşünmeden koşarak nasıl sonradan da aile olabileceğini gösterdi. Diziye konuk oyuncu olarak katılan ancak ileride devleşen birçok ismi de gördük. Demet Evgar, Ali Atay, Engin Hepileri, İlker Ayrık, Gürkan Uygun. Gelin şimdi 7 numara oyuncularının son hallerini birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce en sevdiğiniz karakteri yorumlarda yazmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Büyük usta Şebnem Sönmez, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirmiş ve bu dizide Hep Birlikte Yaşamak Neymiş, Okuyan Gençleri Çocuğu Gibi Görüp Koruyup Kollamak Neymiş, Zeliha Yenge öğretti bizlere. Koçlarına ve pirinçlerine kendi evladı gibi bakmıştır. Büyük oyuncu Engin Alkan, Vahit rolünü canlandırmıştır. Sinirli görüntüsünün altında yufka gibi bir yüreği vardır Vahit Emmi'nin. Uçan terliklerini ve o güzel şivesini unutmak ne mümkün? Olgun Şimşek, Sabit karakterini canlandırmıştır. Bir deme tiyatroda kudret tiplemesiyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bir dönem Şebnem Sönmez ile evlilik yapan sanatçı, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştır. Sabit, İstanbul'a kendi tabiriyle erkek aktör olma hayaliyle gelmiş, ancak ne yazık ki bunu gerçekleştirememiştir. Nuray Uslu, Rüya rolünü canlandırmıştır. Rüya, korkak, sürekli ağlayan ve her an bunalıma girmeye hazır olan İzmirli öğrencilerden birisidir. Buba Erdem, Armağan rolünü canlandırmıştır. Armağan, evin en akıllı ve mantıklı karakteridir.
Gülden Güney Cansu rolünü canlandırmıştır. Gülden Güney, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Antalya'da olan Cansu, evin en şakacısı ve sürekli gülmemize sebep olan en neşeli karakterlerinden biridir. Bazı şakalarıyla dozunu kaçırıyor olsa da. Ayten rolünü canlandıran Ayça Mutlugil, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Aynı dizide rol almış olan Taner Ertürkler ile evlidir. Ayten, evin en bakımlı, en güzel ve bir o kadar da çapkın olan kızıdır. Haydar rolünü canlandıran Okan Selvi'nin aslında içindeki tiyatro sevgisini ve oyunculuk yeteneğini keşfetmesi biraz uzun sürdü. Neyse ki günün birinde olması gereken oldu ve kendisini tiyatro sahnelerinde buldu. İlk TV dizisi Kaygısızlardır. Haydar'ın literatüre kattığı bir söz olan "Sıfır bir değer değildir, bir sayı bile değildir. Ancak başka bir sayının yanına gelince değer yaratır. Tıpkı sevda gibi" sözü halen kulaklarımızdadır. Recep rolünü canlandıran Volkan Girgin, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Okumak için köyden gelen ve aşırı cimri olan Recep, "Müsrifliğin lüzumu yok" derken az güldürmedi bizi. Özellikle 80'ler dizisindeki Rukiye karakteriyle bilinen Özlem Türkat, 7 numarada Asiye rolünü canlandırmıştır. Özlem Türkat, verdiği kilolarla bir hayli gündemde kalmıştır. Aşkın Şenol, Berat karakterini canlandırmıştır. Berat, en başlarda dolandırıcı ve hiçbir baltaya sap olamayan bir tipken, geçirdiği kaza sonrasında tam tersi bir karaktere bürünmüş ve tüm aile tarafından sevilmiştir. Sedef Pehlivanoğlu, Meryem rolünü canlandırmıştır. Meryem, kendi dünyasında yaşayan, anlaşılması zor bir karakterdir. Ruhi Sarı, Satılmış rolünü canlandırmıştır. Satılmış, Haydar ve Recep'in köyden beraber geldikleri emmi oğullarıdır. Ama okumak yerine kısa yoldan köşe dönmeye gelmiştir. Sık sık akarı yok, kakarı yok, temiz işler arar ve başını belaya sokar. 10. bölümde Hollanda'ya çalışmaya giderek diziden ayrılmıştır. Çağlar Çorumlu diziye Yusuf Güdük karakteriyle girmiştir. Son dönemde pijamalı Şevket Hoca karakteriyle ekran sevenleri ekrana kilitlemeye başarmıştır. Cansu'nun biricik nişanlısı Yusuf Güdük, "Azlanım Graliçem" repliğiyle hatırlanmaktadır.
Evren rolünü canlandıran Taner Ertürkler'in 7 numaranın güzellik abidesi Ayten ile gerçek hayatta mutlu bir evliliği ve bir de çocukları vardır. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.